Yılmaz Hoca ile ilgili şöyle bir hikaye var. Yılmaz Hoca fotoğraf çekerken e, onu anlamıyorlar. Ne yapıyor ne diyor? Yakalıyorlar bir yerde böyle Koca Mustafa Paşa falan şeye atıyorlar. Nezarete atıyorlar. Ben bunu bilmem. Ben hep diyorum bak şiir yazma, roman yaz, meşhur olmak, ünlü olmak falan istiyorsan fotoğraf çekme, film çekme. İnsan belki bu yeni kuşaklarla, Z kuşağıyla değişecek ama Opak bir şeyi eline aldığında, bilim adamlarından, bilim insanlarına şeyi daha iyi zihinlerine geçiyor. Mesela böyle o bir şeyi şey eline aldığında. E, kesinlikle şey. öyle yani. Merhaba Zoom TV izleyicileri. E, Merih Akol ile ikinci e, bölüm diyelim sohbetimize devam ediyoruz. Sevgili Merih, birinci bölümü rahmetli Yılmaz kayini büyük fotoğraf sanatçısı, fotoğraf üstadı, eğitmeni diyelim. Onu anarak kapattık. Allah rahmet eylesin diyelim. Peki ikinci bölümde seni etkileyen başka hocaların oldu mu? Yılmaz Hoca kadar böyle etkileyen oldu mu? Yani Yılmaz Hoca bir öğrenci yani bana ben bana iyi davranmadı onu söylüyorum. Ama bana iyi davranmayıp listemde diyeyim her zaman. İlk üç hoca arasında oldum. İşte bu da acayip bir şey. Her acayip şey, ya hakikaten. Yani, yani sevgiyi farklı dile getirme yolları var. Ben hocanın beni sevdiğine, <laughs> bana inandı. Çünkü bir öğrencisine, bir sürü öğrencisi vardı. Bu kadar kızacak, hiddetlenecek kadar ilgi gösteriyorsa... ...sende var olan bir şey görmüştür. O yüzden ben bana evet. ait olan taşıdığım birçok bilginin... ...ona ait olduğunu düşünüyorum. Bak Yılmaz Hoca ile ilgili şöyle bir hikaye var. Yılmaz Hoca fotoğraf çekerken... E, onu anlamıyorlar ne yapıyor ne ediyor yakalıyorlar bir yerde böyle koca Mustafa Paşa falan şeye atıyorlar. Nezarete atıyorlar. Ben bunu bilmiyorum. Ha, ne olduğu çünkü hani fotoğrafçı bile anlatamıyorsun. Yani neden yani onun ıı, özürlüğü. Hayır yani neden fotoğraf çekiyor? Esas o özürden şeyden değil. öte başka bir şey var yani engelden öte başka bir şey. Hep böyle sen gazeteci misin diyesin, niye fotoğraf çekiyorsun? Bütün fotoğrafçıları işte hocalarımızdan, Sabit Kalfagil'den, İbrahim Zaman hep hikaye dinliyoruz. Yani o eski kuşaklardan elinde makine varsa gazeteci falan değil sen hep casussun. He. Hep askeri bir yeri çekiyorsun, hep böyle bir paranoya var tamam He. yani. He. O yüzden yok ben sanatçıyım, ben amatörüm, ben şuyum, ben buyum bunları dinlemenin şeyi yok, imkanı yok yani demenin. Ve hoca içeri atıyor ve bir şekilde kurtarılıyor sonra bir yani bir yerden destekle ve ne oluyor biliyor musun? Onu içeri alan diyeyim, o polisleri karakola pasta götürüyor bir sonraki gidişinde. Yılmaz Hoca götürüyor. Evet düşünebiliyor musun yani lanet edeceğine beni böyle evet, gözaltına evet. aldınız tuttunuz bilmem kaç saat mi evet, bir gece mi tuttu evet. artık neyse yani böyle ince insanlar geleneğinden geliyoruz. Şimdi böyle bir hocayı nasıl hani hayatında olumsuz... Evet beni zorladı. Daha iyi olalım diye zorluyordu. Bak ben gene fazla insan çekmiyorum ama yani yaptığım bu hocaların her zaman güzel lanetleri olur üzerimizde. Evet, evet. Yaptığım güzel lanetleri güzel bir cümle bu. Güzel tabii bir şey. Tabii yaptığım en büyük evet, hani 2 3 yani. küratörlükten bir tanesi İstanbul Modern'deki insan insanı çekermiş. Bak adına bak. Adını da ben koydum ve sadece Türkiye'de 80 ya da 80 fotoğrafçının insan fotoğraflarından oluyor. Ondan sonra Akbank Sanat'ta 5 tane oldu Beni Bul sergisi. E, tamamen otoportre düzenliyor. Ben insanla yani ben çekmeyebilirim ama ben yapabilirim. Yani hocamızın o konularda ya da ara ustayı her zaman onun dediklerini hakikaten yani insanı bu kadar güzel çekebilecek olsaydım ben de belki çekerdim. Çünkü insan fotoğrafçıları ayrı, doğa fotoğrafçıları ayrı, grafik çekenler ayrı. Evet. ya zaten öyle olması lazım. Yani herkes her şeyi aynı şekilde teleciler, geniş açıcılar, hayvanları çekenler, doğal yaşamı çekenler, mikroskobik fotoğraf çekenler, makro çekenler. Değil mi? Bunların evet. hepsine baktın. Hani... Düğün fotoğrafı tabii, çekenler. Tabii şey tabii düğün, şey. doğum hani, doğum, hani doğum. öyle ticariye de gel. Araba fotoğrafı çekenler, evet. sırf tekstil çekenler. Bunların hepsi uzmanlar dünyada da daha şey yapıyor. Bu e, çok önemli. Onun için Yılmaz Hoca her zaman o, o ilk üç hoca arasında yer alıyor. Ama o zamanlar sana e, kötü şeyler bırakmıştı. Fakat ya, daha kötü son... değil ya tabii yani, yani ya sınıfta, kalıyorsun, sınıfta ya, kalıyorsun. Ya daha ne, daha ne o, sıkılıyor şey, özür. Bende böyle... de var böyle anlar ha, ama ben tabii. de bir sohbet yaparsa ha, onu da tamam. Çok uzun anlar var. <laughs> evet. sesinde okurken o hiç sevmediğim hocalar vardı ama ondan sonra okulu bitirdiğimde ya vay anasını demiştim hiç unutmuyorum. Tabii, Neler öğretmişler tabii bize. Tabii öyle öyle yani. yani. Peki hangi hocalar etkiledi? Evet ona, yani ona şöyle dönelim. söyleyeyim. Benim hayatımdaki en büyük şanslarımdan biri işte 81 yılın sonu akademiye girmişim. E, veya 82'nin tam başı gibi sevgili arkadaşım Aydın Karadöller gruptamızda da vardı. Aydın'ın gelip e, Merih gel seni Şahin Kaygun'a götüreceğim. Nasıl ya sen Şahin Kaygun'a? Evet gel Şahin abiye gideceğiz deyip gidip tanıştığımız Adanalı bir Anadolu insanı, Anadolu'yla Batı geleneğini, İstanbul'u e, ve Batı sanatını çok iyi kendi bünyesinde e, birleştiren ve sadece yani büyük fotoğrafçıların, önemli fotoğrafçıların hep böyle güzel yönü var. O insanlar o grafikte, sanatlı şunları bunları çekerken, Anadolu çekerken kendi stillerini oraya taşıyorlar. Yani hı hı. E, Şahin Kaygun'un çok iyi Anadolu fotoğrafları, 1 Mayıs fotoğrafları, askerlik fotoğrafları, askere makine sokuyor ve çektiği Kışlada üzün diye bir serisi var. Yani hani bazen böyle son dönem işlerine bakarak sadece sanat fotoğrafı çekerek oluyor. Mesela benim verdiğim tezlerden biri okulda hatta sabit hocaydı. Şahin Kaygun da belgesellik üzerineydi. Ee, yüksek lisansta verdiğim Tez. tezlerimden biri. Yani sonra da bütün bu insanlarla yani sabit hocayla beraber hoca olduk okulda. Yani hocaların Doğru. hocası, hocaların hocasının <laughs> hocası e, olduğu bizim Oyber. öğrencilerimizden sonra tabii evet. o çok önemli. Şahin Kaygun Beşiktaş'taki atölyesi bizlere açıktı. Bizlere ve bütün sanatçılara. Bir gidiyorum Fikret Otyan, bir gidiyorum Aragüler, bir gidiyorum Cihat Burak. Yani Türkiye bir bakıyorum gidiyorum Tomris Uyar. Ya Türkiye'nin önemli şairleri, yazarları şunları mı? Bunları bir şairin 20'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda zaten 41'de öldü. Ya ama bütün sanatçılar Bunları, onu çok seviyor. Yani hep birisi var atölyesinde. Çok ilginç. Kaya Özsezgin işte bizim şey, o da rahmetli oldu. Sanat tarihi konusundaki önemli yazarlardan bir tanesi. Ve yani orada çok insan, orası okuldu yani benim ikinci okulumdu. Okula gitmediğim zaman oraya giderdim ve fotoğrafçı arkadaşlar orada buluşurduk. Yani birbirimizle otururduk ve şunu söylüyorum ya bir insanın, bu kadar işi gücü olan bir insanın bize bu kadar mesai ayırması, bize bu kadar ışık vermesi, mesela ben Şahin Kaykun'un bu konuda yani bana gelenleri geri çevirmemek, yazdıklarını cevaplamak, yardıma ihtiyacıları varsa yardımcı olmak konusunda. Hani bir vakit kaybı gibi gözükse de bir insanları e, geride kaldığında andıran tek şey onların yaptıkları tabii o insanların vefalı olması koşulları, güzelliklerdir. Benim Şahin Kaygun'u anmadığım ve düşünmediğim tek gün yok biliyor musun? Tek Bravo. gün yok. Bir şekilde... E, gelir İnanılmaz Onun incelikleri, esprileri tabii mesela bir Şahin Kaygun ve bir Aragüler kitabı benzer hep yazmayı e, düşünüyorum zaten. Bütün anılardan hiç işte bu onların sanatından yola çıkarak bir Aragüler'in de hani Aragüler hep böyle sanat fotoğrafına falan karşı gibi mahsus bir şey hep yani hep, foto evet. muhabirliğini savunduğu evet. için belge evet, bile evet, demeyeceğim evet, evet. ama Şahin Kaygun'u o kadar sever, o kadar tutardı ki inanamazsın. Yani Şahin Kaygun yani hiç kimseyi sevdiğini söylemezdi Şahin Kaygun'u söyler. Arağüle çok iyi dostlardı tabii. Yani Şahin Kaygun da tabii ki Güler'i çok e, severdi. E, hatta işte Ara arabayı o zaman daha ya, yaşça daha büyüktü tabii Şahin. E, tabii Bey. tabii daha 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 evet. büyük. Yani şey söyleyeceğim işte e, hayat çok acayip bir şey. Yani e, kimin öleceği, kimin kalacağı hiç belli olmaz. Biz hı. hiç o günleri yani kimse işte şimdi birbirimizin öleceğini düşünmüyoruz şurada şu programı <laughs> ama kimin öleceği, hangi sırayla öleceği, nasıl e, öleceği ve Arkasında nasıl bir şey bırakacağı, mesela şey çok ilginçtir. Hani Şahin Kaygun'un son dönemine, yani Polaroid aslında orta son diyelim, o dönemlere veya daha çağdaş boyama işlerine daha fazla Türk entelekansiyesi ilgi gösterdi. Yani ülkemiz hı hı, ve diyelim hı, ki dışarı, hı. ama onun çok iyi de bir belgesel fotoğrafa getirdiği bakış açısı var. Yani... kimsenin çekmediği gibi çekmişti. O açıdan biz de... çekerken onun gibi çekmek isterdik. Yani belki işte... Yılmaz Hoca'mızın, Yılmaz Kayın'ın sevmediği şey... O ortaları göbek veya Sabit Hoca'nın o anlamda sevmediği... şey oydu mesela. Yani mevcut olan sıralamayı tersine çevirmek hani diyelim ki hani bir geleneksel sofrada işte baba ilk kaşığı atar işte anne Hı -hı. hala hizmet Hı -hı. ediyordur Hı -hı. hatta daha ata yerse erkek çocuklar başlar kızlar en azından. böyle Hı -hı. bir şey vardır ya böyle hani o en küçük kız çocuğunun kaşığı attığını ağzına ve hiçbir şey olmadığını düşün hani biz böyle baktığımızda öyle bir sıra vardı yani biz de Şahin Kaygun'u o anlamda, onun modernizmi anlamında hani bir miktar taklit ettik ya da onun cesaretiyle açtığı yolda ilerledik. Ettik. O yüzden yani bir tek ben değil, yüzlerce insan bunu yaptı ama bir bir takım diyeceğim belge fotoğrafçısı geçinen öyle söyleyeceğim. Sonra onlar da hep böyle uçuk uçuk işler yaptılar. Onların Şahin Kaygun ve sergilerine ve fikirlerine ne kadar saldırdıklarını, hani biz nasıl onun böyle ona çok inanmış. Onu çok destekleyen ve seven e, insanlarsak bunun tam tersi olan insan böyle fotoğraf mı olur, böyle fotoğraf mı çekilir? Yani çok acıdır. Türkiye'de bu şey böyle yani hakikaten acıdır. Modern ve çağdaş şeye olan saldırı bak varım buna. Ama daha sonra hani inanıyorsa bana tersinin az önce bilinçli evet, bölümümüzde evet. iyi örneklerini gösterdiği zaman ben buna varım. Hem iyi örneğini gösteremedi onların hem de ne biliyor musun sövdüklerinin saydıklarının Benzerini yaptılar biliyor musunuz? Hmm. Bunu biz Ankara'da ilk toplu grup sergimiz, grup 9 sergisini açtığımızda bunu Ankara'da bir fotoğraf grubu tarafından yani bir entelejans dediğim oranın Ankaralılar tarafından görmüştük. Ve ben Ankara'da da Şahin Kaygun'a İngiliz kültürde açtığı 82-83 o dönemde açtığı bir sergi sonrası bir açık oturum yapıldı. Kaya Özsezgin, Adalet Ağolu falan böyle ciddi hı hı. bak Adalet Hanım var. Düşünün Türkiye'nin önemli yazarları Aynen. Şahin Kaygun'un konuşmasına geliyor. Ankara'lıdır o da ve Adalet Hanım'ın çok güzel fotoğraflarını çekmiştir. Ben de çekmiştim. Çok e, iyi bir insandır. Çok önemli bir yazardır. Fikrimin ince gülü e, oh. de özellikle. Evet. E, ve şeyi söyleyeceğim. Ben inanamamıştım Şahin Kaygun gibi bir insana sergi salonunun içinde bu kadar kaliteli bir sergi var ve ona saldırıyorlar. Hani eleştiriden bahsetmiyorum. Saldırıyorlar resmen. Saldırıyorlardı ve ben inanmıştım ve şunu demiştim. İşte ondan iki sene sonra da biz Grup 9 sergisini açtığımızda Ankara e, da bu başımıza geldi. Tabii bu fotoğraf şöyle böyle ve birkaç sene sonra fotoğraf yarışmalarında şimdi mesela benim fotoğrafım daha ortada bizde kim böyle biraz daha uçtu? Kamil Fırat, Mustafa Kocabaş. Hmm. Biraz kurgular, e, biraz teknikle desteklemeler. En çok o ikisine konuştular. Ve 2-3 sene sonra o insanlar, isim vermeyeceğim, benzeri şeyler yaptılar. Ben. Mesela bir e, kafa var, bebek kafası, işte onda bir çatlak, bilmem orada bir böyle bir şey. Bir baktım aynısı fotoğraflar geliyor. <laughs> yani çok ilginçtir biliyor musun? Yani demek ki bu içlerinde var onlar, başkası ve iyi yaptı, gördü diye. Ve onu demiştim, Şahin Kaygona bunu yapan... İşte 82-83, bizimki de 85. Ya bize hayli hayli yapar. Hı -hı. Daha yaşıtımız Hı -hı. aynı konumdayız. Sen önce ustanı sayacaksın. Ne yapmaya çalıştığını anlayacaksın. Tamam mı? O Hı -hı. Bak şimdi Şahin Kaygun bir efsane Türk Hı -hı. fotoğrafında. Yani bir miktar erken gitmesiyle ama değil. Bıraktığı eserlerle efsane. O yüzden Şahin Kaygun'un ben o tezi de verirken belgesel kısmında atlanmaması. 1 Mayıs'ların fotoğrafını çekmiştim. Evet. Kim çekti? Kışlada Hüzün diye seri. Yani o dönemde sen gidiyorsun 80 öncesi askeriye, askeriye koca makine 6 6 makine sokmuş. Bronika makine sokmuş. Yani ve sepya yapmış onları. Kışla da hüzün bir de askerlerin o hüzünlü yalnız şeyini. Hep biz gördük. Ben de balık eski kahverengi Tabii tonda. kahverengi tonlarda yapmış. Yani biz de hüzünlendik ama ona en fazla şiir yazan anlatırsın. Yani ikinci, ya ikinci değil mi? Birinci büyük ustam benim fotoğrafta Şahin Kaygın. yani Kavri. dışarıdan ona devam ettik. İyi ki de etmişiz. Gerçek bir entelektüel, şair, yazar falan ha. Son dönemde yani şiir yazmıyor ama şairler, edebiyatçılar yanında ve kitaplarını okur. son döneminde de tabii onu yaptığı Af ve ve Dolunay filmleriyle aslında <laughs> sinema üzerinden daha çok tanındı. Neden? Hayatının daha sonraki dönemi bir de sinema çok popüler bir şey tabii musun? Ki, Yani tabii, ben tabii. hep diyorum bak Şiir yazma, roman yaz, meşhur olmak, ünlü olmak falan istiyorsan, fotoğraf çekme, film çek. Tabii bunları anlatıyorum ama yani roman yazmak ve şimdilerde film yapmak. Şimdilerde ne diyelim ona? YouTube'a git, Instagram'a git, ha, falan işte da diyelim şimdi nerede? O popüler gülüm. Çok zor tabii çünkü e, tanınman için, sevilmen, bilinmen için okunman gerekiyor ve okumanın artık ciddi bir kısmı şeye dijital mecra'ya. Görsel. İşte kitapla elektronik kitaplara falan bunlara işte şeylere, Aynen. petlere, petlere şunlara, bunlara evrildi. Yani kitap şey, kitap kokusunu, dergi kokusunu Nerede? falan bunları kaçırıyoruz yani. Tabii. Ve insan belki bu yeni kuşaklarla Z kuşağıyla değişecek ama opak bir şey eline aldığında bilim adamlarının, bilim insanlarının şeyi daha iyi zihinlerine geçiyor. Mesela böyle bir şeyde. şey eline aldığında. E kesinlikle yani. öyle yani. Kesinlikle evet. Kokusu, Aha, kokusu boyutu, falan. grafik düzeni. Evet. Bak şöyle söyleyeyim. Kalite artık neyle orantılı biliyor musun? Evindeki duvara mı vurduruyorsun projeksiyon makinesiyle, cep telefonundan mı bakıyorsun? Efendim çok iyi bir bilgisayarın mı var? Çok iyi bir monitörün mü var? 10 milyon renk gösteren. Ya bir kitabın baskı kalitesi her basılmış kitapta aynıdır. Ama sen dijital ortama bir fotoğrafı sunduğun zaman elinde sana bunu yansıtan kalite Neyse o kadar. O, Kötü bir cep telefonunda, eski hı -hı, telefonda hı. başka bir şey, duvara vurduğu projeksiyonda başka bir şey, iPad'de de, iPad'de bambaşka, de de bambaşka bir şey. Başka. kalitesine bağlı yani. Evet. Nefis sohbetimiz devam ediyor ama bir de seni etkileyen bir e, başka bir kişi daha tabii, vardı bildiğim onu, Tabii. Onu evet. söyleyeyim onu söyleyeyim. 1980 da... hep her şey aynı yıllara denk geliyor aslında. Şahin Kayguno tanıdığım dönemlerde yani sadece benim değil. Edebiyatla, sanatla, kültürle, felsefeyle antropolojiyle ilgisi olan herkesin hayatında çok önemli yer etmiş şair hocamız yani gerçekten şu an Türkiye'nin yaşayan ve kendine hassesi sesi olan e, hocalarından Hilmi Yavuz Hoca. Hmm. Yani o Boğaziçi Üniversitesi'nde, Mimar Sinan Üniversitesi'nde, Ankara'da, Bilkent'te edebiyat üzerine, felsefe üzerine, sanat üzerine bize çok şey öğretti. Daha önemlisi bizi bilgiye sevdalandırdı. Ve dünyada nasıl bilgilerin olduğunu aktardı, ıı, aktardı. Yani. bir sene içinde. İşte atıyorum. Hocanız oldu değil tabii mi? Tabii hocamız o, uygarlık tarihi hocamız bak. Yani Sanat dersi değil yani. Hani normal hı -hı, fotoğraf hı -hı, veya güzel sanatlar okuyanların dersi ama bütün bölümlerin ortak aldığı bir ders. Yani ben bugün şair olduysam, yazar olduysam, denemeci olduysam, hatta tabii ki editörlük hı -hı. ve küratörlük yani Türkçe'ye olan e, ilgimizi, bilgiyi olan e, susamışlığımızı nerede neyi nasıl bulacağımızı internet falan yok anlatan örnek olan ve benim de yani varoluşunu ve çabasını örnek aldığım bir insandır. Hilmi Yavuz. E, böyle hani 3 hocayı koyduğumda en başta üçgen içinde bir tanesi kötü davranıp sınıfta bırakan, <laughs> öbürü okulun dışında devam ettiğim... Yılmaz Hoca, evet. Şahin Kaygın ve Hilmi, ve Hilmi Yavuz. 3 kişi yani düşünebiliyor musunuz ne kadar yani farklı. Ya bunlar ya bak çok kıymetli hocalardan çok güzel yani Ahmet Öner, Gezginler, Haluk Doğan Bey, Sabit Kalfı ya bunlar evet. çok önemli. Ama hepimizin üçgeni, hani askerde de var atış üçgen kurmak <laughs> önemlidir. Yani hedefin şaşsa da attığın atışlar arasında bir üçgen, bir tutarlık olması biri dokuz biri dışında, dışında biri 12'de yani bu evet. bir atıcılık olma seni bir yere topluyor. İşte bu insanlar böyle bir üçgen oluşturup evet. benim hayatımda evet. benim geleceğimi bir yere topladılar. İyi ki de topladılar. Çünkü herhalde Ben bunu hiç düşünmemiştim O bebek. Yani buradayız. sen düşünmüşsün ne kadar güzel. Ben de onu bu bir ara bir düşüneyim. Benim üçgenimde o üç Hı. üçgende olan kişiler evet. bir tanesi büyük ihtimalle rahmetli amcam olur diye düşünüyorum. Çünkü 1975'te iş hayatına atılırken her şeyi kendisinden öğrendim. Ama öbür iki köşeye iki uca kimi koyacağım? Dur bakalım onu ben de bulacağım. Senle herhalde. bir röportaj yaparsak ileride bir de Olur. senle ben yapayım. Sen Zoom TV soracaksın. için evet. Hmm, anladım. Tamam Çok mı? güzel. Peki ikinci bölümün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu ikinci bölümde eee Şahin Kayı bunu andık, Hilmi Yavuz'u andık, Yılmaz, Yılmaz Hoca'yı Gönlüm. andık. Evet. E, üçüncü bölümde görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.